Yanımızda Avustralya Alevi Bektaşi Federasyonu eski başkanı Suzan Saga Hanım var. Kendisi Labour Partisi'nden Meribank Belediyesi'ne meclis adayı. Neden aday olmak istediniz? Neden aday olmak istedim? Ben geldiğimden beri İşçi Partisi'nin üyesiyim zaten. İşçi Partisi'ne elimden geldiği kadar hem kişisel olarak destek sundum ve İşçi Partisi'nin gerçekten de birçok şeyi değiştireceğine inanıyorum. Özellikle son dönemde Meribank Belediyesi'nde İşçi Partisi encümen üye sayısı da az olduğu için Greens'ler de açıkçası bir şey üretmedikleri için bu sene neden olmasın diye düşündüm. Ayrıca bir göçmen kadın olarak Avustralya'ya sonradan yerleşen biri olarak göçmenler bizler birçok konuda kendimize güvenmiyoruz. Dil konusunda olsun, sistemi anlama, öğrenme anlamında olsun, hukuksal anlamda olsun bu tür yerel çalışmalarda bulunamıyoruz açıkçası. Ben daha çok bu yola hemhal olarak aslında bu süreci öğrenmek ve benim gibi gerçekten ileride siyaset olsun, sanat olsun, edebiyat olsun bu alanlarda önünü açabileceğim insanlar olacağını düşündüm. Sonuçta bizim hiçbir eksiğimiz yok. Biz kendi ülkemizden bilgimizi, becerimizi, yeteneklerimizi buraya getiriyoruz. Evet, dilimiz, aksanımız aksanlı olabilir ama bir sürü becerimiz var ve sıfırlıyoruz hayatımızı. Aslında hepimizin göçmenler olarak burada yaşadığımız süreç birer başarı hikayesi. Neden bunu politikada göstermeyelim diye düşündüm. Dolayısıyla da adaylığımı koydum ve bu sene ilk defa Labour Parti olarak birçok bölgede birbirimize karşı hiçbir aday yarışmayacağız. Yani her bölgeden birer tane İşçi Partisi adayı sunuldu. Ben de Pentridge bölgesinden tek İşçi Partisi'nin adayıyım. Şimdiye kadar da zaten toplum üyelerimiz beni az çok tanıyorlardı. Ethnic Communities Council of Victoria'nın sosyal görevlisi olarak çalıştım. Onun dışında Avustralya Alevi Bektaş Federasyonu'nun son 5 yıldır genel başkanlığını yaptım ama etik olarak toplumsal işlerde ve özellikle böylesi non-profit dediğimiz yani kar amacı gütmeyen kültürel, demokratik ve inançsal işlerde politikayla uğraştığınız zaman kurumlarınızı bu tür şeylere alet etmenin doğru olduğuna inanmıyorum. Dolayısıyla görevimden istifa ettim. Şimdi hem Türkiye'li toplumu hem Avustralya'daki bütün göçmen toplumları, aborjin halkları dahil olmak üzere istisnasız dil, inanç, kültür fark etmeden, cinsiyet tercihi fark etmeden herkesin hakkını local government dediğimiz belediyelerde eğer seçilirsem savunmaya devam edeceğim. Memnun olmadığınızdan bahsettiniz. Genel olarak toplum memnun değilsin. Yani neler memnun değil toplum? Kararlar sonuçta alınmıyor ve o alınan kararları da pratikte yansıtmıyorlar. Belediyedeki bir sürü residence dediğimiz yani belediyede yaşayan topluluk bireylerinin işte özellikle cost of living dediğimiz yani hayat pahalılığı, parking işisi, parking sorunları var. Onun dışında bir sürü sorunlar var. Maalesef bunlar çözülmüyor. O yüzden bizler de İşçi Partisi olarak burada da çözüm bulacağımıza inanıyorum. Çok teşekkür ederiz. Başarılar diliyorum.